Bakara suresi 249. Talut ordusuyla birlikte ayrıldığında dedi ki, doğrusu Allah sizi bir ırmakla imtihan edecekti. Talut o devrin Mehdi'si. Peygamber değil, o devrin Mehdi'si. Doğrusu Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan içerse artık o benden değildir. Kim de eliyle bir avuç alanlar hariç onu tatmazsa bendendir. Mesela suyu içmek helaldir. İstediğin kadar içersin bir insan suyun başına gider. Ama demek ki lider olan insan helal olan bir şeyi de gerekirse dinin menfaati varsa, İslam'ın menfaati varsa kısıtlayabilir. Yani hareket kısıtlaması yapabilir. Faydası açıksa. Küçük bir bölümü hariç hepsi sudan içti. Dinlemiyorlar. İmama, lideri itaatin önemini Kur'an vurguluyor. O kendisiyle beraber iman edenlerle ırmağa geçince onlar, geride kalanlar bugün bizim Calut'a, o devrin Deccaline ve ordusuna karşı, Deccal'in ordusuna karşı koyacak gücümüz yok dediler. Bunun Ebced'i de 1942 yılını veriyor. Yani İkinci Dünya Harbi dönemi. O zaman muhakkak Allah'a kavuşacaklarını umanlar şöyle dediler. Nice küçük topluluk daha çok olan topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Bak nice küçük topluluk daha çok olan topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Bunun Ebced'i 2010 tane veriyor. Maşallah. Tam 2010 inşallah. Talut'un ordusu peygamberin hadislerine bellidir. 313 kişidir. Evet. Hatta peygamberimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'nin talebenin sayısını belirken Talut'un ordusu kadardır diyor. İnşallah. Talut'un ordusu ne kadar? 313 kişi. İnşallah. Burada o zaman Talut'tan kastedilen Mehdi kastedilmiş oluyor. Mehdi'ye işaret edilmiş oluyor. Yani bu ayet doğrudan Mehdi'ye işaret eden bir ayettir. İnşallah. Onlar Calut ve ordusuna karşı, Calut o devrin Deccali ve ordusuna karşı meydana çıktıklarında dediler ki Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Adımlarımızı sabit kıl, ayaklarımızı güçlü kıl, kaydırma, kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Demek ki Müslümanlara bir saldırı olduğunda Müslümanlar ne diyecek? Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Adımlarımızı sabit kıl, ayaklarımızı sabit kıl, kaydırma, ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. İnşallah. Yani Deccal ordusuna karşı bize yardım et. Böylece onları Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Şeddesiz 1999, Şeddeli 2029 tarihini veriyor. Maşallah. Böylece onları Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. İnşallah 2029'da bitmiş olacak. İnşallah. Davut Calut'u öldürdü. Davut Calut'u öldürdü. Yani o devrin Deccalini öldürmüş oluyor. Allah ona mülk ve hikmet verdi. Ona dilediğinden öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını defi engellemesi olmasaydı yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah alemlere karşı büyük fazl ve ihsan sahibidir. Eğer Allah'ın bak insanların bir kısmı ile bir kısmını defi engellemesi olmasaydı Deccal ordusunu Mehdi ordusuyla Allah engelliyor işte. İnşallah. Ortadan kaldırıyor. Kur'an ona işaret ediyor. Ancak alemlere karşı Allah büyük fazl ve ihsan sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana bir hak olarak okuyoruz. Sen de gönderilen elçilerdensin. İşte bu elçiler bir kısmını üstün kıldık. Onlardan Allah'ın kendileriyle konuştuğu ve derecelerle yükselttiği vardır. Meryem oğlu İsa'ya apaçık belgeler verdik. Bu da 2017 tane veriyor. Maşallah. İsa Aleyhisselam'ın faaliyetlerinin en yoğun olduğu yıllar inşallah. Onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Kutsal ruhla destekledik. Şayet Allah dileseydi kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra onların peşinden gelen ümmetler birbirini öldürmezdi. Alevi, Şii kavgalısı, Vahabi, Sünni kavgaları veyahut diğer işte protestanların, evanjeliklerin, katoliklerle olan savaşları birbirlerini öldürmezlerdi. Ancak ihtilafa düştüler. Onlardan kimi inandı, kimi inkar etti.
Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Beni kaderde yaratan benim diyor Allah. Ama Allah dilediğini yapandır. Artık kim tağutu tanımayıp, yani deccaliyeti tanımayıp Allah'a inanırsa o sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Uhretül vuska, hablullahın metin, Allah'ın ipi. İnşallah. Bunun kopması yoktur. Allah'ın kopmaz, koparılmaz ipi. Kur'an, doğru yol. Allah işitendir, bilendir.